Kitabınızda okuduklarımdan çıkardığım bir analiz var. 1893'te Emir Abdurrahman Han'la Hindistan'daki İngiliz valisi Mortimer Durant arasında imzalanan Durant Anlaşması hem Afganistan topraklarının bölünüp Pakistan'ın oluşmasına, dolayısıyla da ülkenin en büyük boyu Peştunları bölünmesine yol açtı. Evet. Bu antlaşma imzalanmamış olsaydı acaba diye düşünüyorum hep. Afganistan'ın kaderi değişir miydi? Mutlaka. Yalnız şöyle bakmak lazım. 1700'lerden beri İngiliz sömürge siyasetinin en önemli odak noktalarından biri Afganistan. Çünkü o zamanlardan beri yeraltı yerüstü kaynakları biliniyor. Şu veya bu o zamanki teknolojilerle bir. Ama daha önemlisi Afganistan stratejik konumu itibarıyla ticari yolun ortasında. Tam ortasında. Evet. Yani Çin'den başlayan ve Avrupa'da biten güzergah mutlaka Afganistan'dan geçiyor. Afganistan'dan geçen bu yolda da en önemli geçiş noktası Hayber geçidi. Yani şu anda Pakistan dediğimiz Pakistan'la Afganistan arasındaki o geçiş. Ana geçiş noktası. Dolayısıyla Hayber geçidine sahip olmak ticaret yollarının da kontrol altına almak için birebir bir önem kazanıyor. Ancak dediğim gibi İngilizler sadece bununla yetinmeyip bir de Afganistan'ın Hindikuş dağlarıyla sarılı olmasının getirdiği doğal kale durumunda bir ülke olması onlar için de çok önemliydi. Çünkü Hindistan, Çin, Rusya arasında ki bunların ufak devletleri de şimdi olan Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan gibi ülkelerle beraber. Ama en önemli nokta İngilizlerin burayı kontrol altında tutma ihtirasları bu nedenlerle. İngilizler bu yüzden her türlü Afgan çıkışını kendi ülkeleri için daha iyi bir yaşam hazırlama çıkışlarını hep ezmek, yok etmek düşüncesiyle hareket ettiler. Ve Durant bu işin başlangıç noktası oldu. Durant Anlaşması.